Selam gençler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz canlar. 46 günlük konu anlatım kampımızın bugün tam da 42. günündeyiz ve artık hidrokarbonları bitirmek istiyorum arkadaşlar. Son bir kazanımımız kalmıştı. Aromatik bileşikler. Haydi bakalım ders notları kitabımızı elimiz alalım. Sayfa 178 ve 179'u açalım ve beraber aromatik bileşikleri de anlatarak hidrokarbonları bitirmiş olalım ve de tabii ki dersin sonunda ödevler var. Evet ne yapacağız? Benzenin yapısından bahsedeceğiz arkadaşlar dersimizde. Aynı zamanda baktığımız zaman işte bileşiklerin adlandırılmasından bahsedeceğiz. Yine aromatik bileşiklerden bahsediyoruz. Orto, meta ve para izomerleri var. Bazı bileşiklerin tepkimelerinden bahsedeceğiz ve de yine bazı aromatik bileşiklerin özelliklerinden ve kullanım alanlarından bahsetmemiz gerekir. Evet. Aroma deyince ne anlıyoruz? Hani bazıları böyle deriz ya aromatik falan deriz. Bu çok aromalı deriz. Nedir bu aslında? Bunun çok hoş kokulu an anlamına geldiğini belirtmemiz lazım. Yani bir şey çok aromalıysa aslında güzel bir kokuya sahip olduğunu söylüyoruzdur diyelim. O yüzden aslında aromatik kelimesinin anlamı hoş kokuludur. Evet, onu bir kere buraya yazalım. Pekala. Baharatların da bir aslında bu maddemizin olduğunu yani aromatik bir bileşin olduğunu belirtmekte fayda var ve aromatik bileşiklerin diğer ismi nedir derseniz arkadaşlar mesela alkanların diğer ismi neydi hatırlıyor musunuz? Alkanları biz parafinler diyorduk, alkenleri olefinler diyorduk, alkinlere asetilenler demiştik ve buradaki aromatik bileşiklerin diğer ismi de arenler. Hocam ya biz zaten bunların kendi isimlerini zor aklımızda tutuyoruz. Nasıl olacak diyorsunuz belki ama arkadaşlar mecbur bilmemiz lazım yani aren deyince demek ki aromatik bileşik aklımıza gelmeli ve aromatik bileşik deyince aklımıza ne gelecek biliyor musunuz? En küçük yapısı 6 karbonlu olan benzen'dir. Evet benzen ve bakın benzen yapısını ben buraya yazdım. Yani halkalı bir yapı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Kaç karbon var görüyorsunuz ki? Evet arkadaşlar burada 6 tane karbon var. İçerisinde bir tane yuvarlak var. Hocam bu nedir diyorsunuz muhtemelen? Şimdi bunu beraber görelim. Şimdi arkadaşlar benzenin bileşik formülü aslında önce onu yazmamız gerekir. C6H6 formülüne sahiptir. Yani aslında 6 tane karbon var. Şimdi ben buraya 6 tane nokta yazdım ya. Normalde bak demiş şöyle yazmıştık değil mi? Şöyle bir altıgen çizmiştik ve içerisinde bir tane yuvarlak vardı değil mi biliyorsunuz. Şimdi burada aslında her nokta bir karbon gibi düşünürseniz ki zaten bakın şuradaki noktalar birer karbondur değil mi? 6 tane karbon var burada. Dolayısıyla şimdi her nokta bir karbonsa karbon, 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 karbon. Şimdi bakın C6H6 diyoruz. Aslında hepsinin birer tane de hidrojene ihtiyacı var öyle değil mi? Evet. Hidrojenleri bu şekilde ben hepsine birer tane sunayım. Peki hala hidrojenleri böyle birer tane verdikten sonra arkadaşlar. Şimdi tabii burada karbonları birine bağlamamız lazım. Hadi birer bağ ile bağlarsak. Şu anda tüm karbonlarımız görüyor musunuz? Kaçar bağ yapıyor. Her bir karbon bakın şu karbon 3 bağ yapmış. Hemen yanındaki komşu karbona bakalım. Yok, şu karbona bakın. Bu da 3 bağ yapmış. Yani her bir üçer tane bağ yapmış. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane çift bağ, bir tane tek bağ. Bir tane çift bağ, bir tane tek bağ. Bir tane çift bağ, bir tane tek bağ şeklinde böyle biz buna atlamalı çift bağ yani biz buna konjuge çift bağ diyoruz. Konjuge çift bağ demek aslında bir çift bağ bir tek bağ bir çift bağ bir tek bağ şeklinde oluşturulan bir yapı ve bakın tüm karbonlarımız şu anda mutlu huzurlu yani karbonlar zaten şu anda dörder tane bağını yapar. Karbonlara bakarsanız bakın. Bakın hepsi zaten 4 tane bağ yapıyor. Bakın bu karbona bakın. Gene 4 tane bağ yaptığını görebiliyorsunuz. Ve karbonların yapısına bakarsanız bakın nasıl yapmış? Karbon ikili bağ yapmış, tekli bağ, tekli bağ. Yani karbon o zaman hibritleşmesi ne olur dersek? Karbonun hibritleşmesi sp2 olur. Şimdi hocam buradaki yuvarlak ne dersiniz? Aslında bakın yapı içinde kaç tane üçlü bağ var? Bir tane üçlü e kaç tane ikili bağ var? Pardon düzeltiyorum. Bak bir tane, bir, bir tane ikili bağ burada var. Bir tane ikili bağ burada var, bir tane ikili bağ burada var. Yani toplamda 3 tane ikili bağ var görüyor musunuz? İşte hani bunu belirtmek için ve burada atlamalı oluyor aslında. Yani şöyle de olabilirdi aslında yapı. Hani halka olarak göstereyim isterseniz. Tamam halka olarak göstereyim. Bu yapı şöyle gösterilebilir bakın arkadaşlar. Hani şu karbonla bakın şu karbonla şu karbonla, şu karbonla çiftli bağ, bağ var ya. Şurası çiftli bağ görüyorsunuz ki. Bir çift bağ bir tek bağ. Bir çift bağ bir tek bağ. Bir çift bağ bir tek bağ. Ben bunu böyle gösterdim ama şöyle de gösterebilirdik. Yani niye çift bağ aslında şurada? Yani niye çift bağ burada? Burada olamaz mıydı çift bağ? Hani bir çift bağ, bir tek bağ. Bir çift bağ, bir tek bağ şeklinde gösterebilir miydik? Gösterebilirdik. Yani o zaman şöyle olurdu yani bakarsanız. Hani bir çift bağ, bir tek bağ. Bir çift bağ, bir tek bağ, bir çift bağ, bir tek bağ. Bak bu yapı bu şekilde de gösterilebilir ve ikisi arasında herhangi bir kararlılık noktasında bir farklılık yok. Biz bu yapılara izomer diyoruz aslında. Hani ikisi iki şekilde yazılabilir. Yani o zaman buradaki çift bağlar hareket ediyor değil mi? Görüyor musunuz? O yüzden arkadaşlar biz bu çift bağlı hareketlerini göstermek için bir tane yuvarlak koyuyoruz. Bu yuvarlak aslında 3 tane hareket eden çiftli bağ gösteriyor bize. Olay bu. Aslında mantık bu. Ve bu benzinin yapısı ilk olarak Hekula, Hekule Kekülü, <laughs> kekilli, evet kekula tarafından arkadaşlar. Kekula diye yazalım. Kekula tarafından e, belirlenmiştir diyelim. Evet e, bu bir bilim adamı bu şekilde kendisi e, bunu bize sundu ve bu şekilde bize ifade etti diyebiliriz. Geldik şimdi önemli aromatik bileşiklerin adlandırılmasına. Gençler şu zaten benzendir biliyorsunuz değil mi? Şimdi benzenden bir hidrojen çıkarttığımız zaman... Buraya başka şeyler bağlayabiliriz işte. OH bağlayabiliriz, işte metil bağlayabiliriz, nitro bağlayabiliriz gibi. Şimdi bunların isimlendirmesini yapacağım ama öncelikle benzenden bir şey çıkarırsak ki bakın formülümüz benzinin C6H6'dır. Hani normalde biliyorsunuz ki hani alkandan bir H çıkarılınca alkil oluyordu. Alkenden bir H çıkarılınca alkenil alkinden hidrojen çıkarılınca alkinil oluyordu ve biz bunlara radikal gruplar diyoruz. Bakın bu bir radikaldir. Yani normalde şu karbona bakarsanız bu karbondan hidrojen varmış aslında burada. Hidrojeni biz silmişiz C6H5 yapmışız. Tamam mı? Her karbonda biliyorsunuz yapıyı bir daha gösterelim mi? İster misiniz? Her karbonda birer tane e, biliyorsunuz ki hidrojen vardı değil mi? Hani CH CH, 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 CH diyorduk değil mi? Peki bir çift bağ, bir tek bağ, bir çift bağ, bir tek bağ, bir çift bağ, bir tek bağ şeklinde gösteriyoruz. Şu hidrojeni silmişim. Bu hidrojeni silince arkadaşlar bu karbon şimdi ee, burada eksik kaldı bir parçası. Buraya bir şey bağlayabiliriz. İşte buraya hidroksit gelebilir, işte klor gelebilir gibi falan filan. Birazdan göreceğiz. Neyse bu bileşiğin, bu, yapı, bu aslında şu andaki bileşik değil. Bu radikaldir. Radikaller kararsızdır. Peki bunun ismi nedir? Arkadaşlar hani hemen şunu düşünürsünüz. Benzen tabii ki hemen benzil olması lazım değil mi? Hayır arkadaşlar bu benzil değil. Bunun özel ismi fenildir. Hocam benzil ne? Benzil şu bakın. Benzille yazayım isterseniz. Benzil arkadaşlar şu CH3 ya mesela diyelim. Şu CH2 olursa şuraya bir şey bağlayacağımız zaman bunun ismi benzildir. Evet bak benzil bu. Ee, karıştırmayalım. Ee, bunun ismi fenil tamam mı? Unutmayın bunu. Pekala şimdi bakın. Ne yapmışlar? Fenile OH bağlamış. Bakın neydi olayımız? Önce yandan söylüyoruz sonra e, ana zinciri söylüyorduk değil mi? OH hani bir şey bağlam yani bir şeye bağlamışız. Nedir ana zincirimiz? Zaten 6 karbonlu benzen yapımız değil mi? Görüyorsunuz ki. Dolayısıyla OH şey hidroksidir. O zaman bunun ismi hidroksi benzen. Hocam numara vermedik. Evet vermedik. Neden vermedik? Bir tane bir şey varken bir numara vermene gerek yok. Birden fazla bir şey varken numara veriyorsunuz. Hidroksi benzen ismi bu şekilde verilir. Pekala arkadaşlar ama yalnız bunun özel bir ismi vardır. Bunun özel ismi fenoldür. Buna daha çok fenol ismini kullanıyoruz. Evet. Hani fenil ya bu. OH gelince fenol gibi. Hani ol. O, o alkol kökü gibi düşünebilirsiniz. Halbuki alkol değil de. Hani sonra ol getiriyoruz. Evet bakın arkadaşlar peki bu yapıyla bu yapı aynı mı? Aynı şey. Bakın ne yapmış? Bunu çevirmiş. OH buraya gelmiş. Aynı şey. O zaman bu da fenol ya da işte diğer ifade hidroksi benzen. Niye verdim? Hani farklı olmadığını görün istiyorum. O yüzden verdim yani. Hani bazen mesela bunlar farklı mıdır diye soruyor. Hayır, farklı değil. Peki bak bunun ismi bakın görüyorsunuz ki metil bu. Metili ne yaptık? Hani benzen halkasına bağlamışız. Hani benzenden bir hidrojen çıkarmışız, oraya metil bağlamışız aslında. O yüzden ne olur? Ana zincirimiz benzen halkası oluyor. O zaman yan zincirimiz metil, metil benzen. Ha, buna metil benzen diyebildiğimiz gibi ama bunun özel ismi vardı. O da toluyendir. Bunu da bilmemiz lazım arkadaşlar. Ne olur bilelim. Geldik D'ye. Bak burada ne var? NO2 var. NO2 nitro demektir. Nitro benzen oluyor. Tamam mı? Bakın bunun özel ismi de zaten bu kendisi oluyor. Nitro benzen olarak ben bunu yazarım. Bu şekilde söylerim. Geldim şimdi arkadaşlar E şıkkına. E şıkkına ne var? Bakın iki tane bakın benzen halkası bağlanmış. Görüyor musunuz? Bunun ismi naftalindir. Evet naftalin diyoruz bunu arkadaşlar. Üç tane benzen halkası yan yana gelirse biz buna antrasen adını veriyoruz. Evet bu da özel bir isim. Bunlar hep tabii ki aromatik bileşikler arkadaşlar. Ha demin bahsetmiştik ya bakın. Hani şöyle olursa. Bunun hani CH olduğu zaman şurası bu kararlı bir yapıdır. Bunun ismi toliyendir. Metil, metil benzendir. Metil benzendeki şu 3 hidrojenden Birini çıkartırsak bu karbonu zaten 3 bağ yaptırmış oluyoruz o zaman. Hani bir tane daha bir şey bağlamamız lazım. Bu bir radikal. Bunun ismi de ne olur? Benzil olur. Evet. Benzil yazamadık arkadaşlar. Benzil yazacaktım. Benzile OH bağlarsak işte bunun ismi benzil alkol. Evet benzil alkol. Bu bir alkoldür. Hani OH alkol kökü oluyor zaten. Peki bakın brom bağlarsak buraya bromo tabii ki. Klor bağlarsak ismi kloro olur. Evet bunları böyle yazabilirim. Değil mi? Görüyorsunuz. Peki geldik şimdi arkadaşlar NH2. NH2 grubu amino grubudur. O zaman bunun ismi amino benzendir. Amino benzen diyoruz. Peki amino benzenin özel ismi var mı? Evet var. Buna biz anilin adını veriyoruz. Anilin. Pekala. Arkadaşlar burası ne biliyor musunuz? Burası aldehit köküdür. Yani R, C çift bağ, O, H dediğimiz şey. Aslında burası aldehittir. O zaman bunun ismi benzaldehit. Evet benzaldehit oluyor. Şimdi arkadaşlar şurası da karboksilik asit kökü oluyor aslında. Bunları hep anlatacağım size ama şimdi en azından bir şeyler görün de istiyorum. Bir şeye bağlı R'ye bağlı COH yapısı varsa hani mesela örnek olarak verebiliriz. Arkadaşlar hani COH, COH neydi bu? Sirke ruhu, sirke asidi değil mi biliyorsunuz ki? Bu bir karboksilik asit oluyor. Mesela HCOH bu da arkadaşlar formik asit gibi. Bunlar organik asitler oluyor zaten. Eğer bu benzen halkasına bağlı olursa şu COH yapısı biz buna Benzoik asit diyoruz. Benzoik asit olarak karşımıza gelir. Peki bakın şimdi hem klor var hem brom var. Nasıl yapacağız? Bu sefer numara vereceğiz. Şimdi burada tabii ki dallanma yapan karbonlara baktığımız zaman brom ve klor ikisi birer tane ama zaten incelediğim zaman brom B ile başlar, klor, klor C ile başlar. O zaman ne yapacağız? Bromu öne alacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyoruz. Brom B ile başladığı için klora göre önceliği var. Yani o zaman ne yapacağız? Bir broma diyoruz. Evet. 3 kloro ismi de bununla arkadaşlar benzen olmuş olur. Devam edelim. Bak şu yapı ne? Şu yapı etil. O zaman etil benzen. Görüyor musunuz? Etil benzen. Evet. Peki buraya bakalım bak. 1 iki pozisyonda değil mi? Arkadaşlar bunun ismi 1 2 dimetil benzen. Evet, iki tane metilimiz var. 1 iki dimetil benzen olarak biz bunu söyleriz. Evet şimdi arkadaşlar bakın burada şöyle bir durum daha var yalnız benzen halkasına iki atom ya da iki grup bağlıysa burada biz orto, meta ve para izomerlerinden bahsedebiliyoruz. Şimdi orto demek arkadaşlar hani iki tane bir şey bağlayacağız benzen halkasına yan yana bağlayacağız. Atıyorum birini buraya bağladık diğerini yanına bağlıyoruz. Bir iki pozisyonundaysa orto olur. Evet arkadaşlar eğer bir üç pozisyonunda olursa hani mesela aralıklı yani atıyorum birini şuraya bağladık diyelim birini de şuraya bağladık. O zaman buna biz meta pozisyonu diyoruz meta evet. Ee, bir de arkadaşlar nedir? Ee, tam böyle 1'e ya yani 1-4 pozisyonu gelir. Yani bir tanesi burada olur, bir tanesi burada olur. Evet bu da zaten ee, para pozisyonu olmuş olur arkadaşlar. Anladınız mı? Bu da para oluyor 1-4 pozisyonu olunca. Başka da yok zaten. Hani bakın 1-5 gibi bir şey yok. Neden? Çünkü 1-5 yaptığınız zaman aslında hani şöyle bir şey düşünün isterseniz. Bakın 1-5 olsaydı aslında bu 1-3'tü. 1-3'tü değil mi? Görüyor musunuz? Ya da e, bakın 1-6 dediğimiz şey aslında 1-2 olmuş oluyor. Yani az o zaman 3 tane pozisyonumuz var. 2 tane bir şey bağlandığında. Orto, meta ve para oluyor. Şimdi ben bunu şöyle size anlatmak istiyorum. Hani orto, ortaklık. Hani neden? Ee, ortaklık gibi düşünebilirsiniz. Ortakların yan yanadır ya. O yüzden mesela 1-2 pozisyon olunca ortaklık diye düşünebilirsiniz. Para arkadaşlar 1-4 pozisyonu tamam 1-4 pozisyonu. Hani para insanları karşı karşıya getirir. O yüzden bakın para pozisyonunda e, görüyorsunuz ki yapılar böyle karşı karşıya. O zaman 1-4 pozisyon oluyor. Meta da arkadaşlar diğeri ama 1-3 pozisyonu aslında o metada dediğimiz şey. O da bakın şuradan bak M çıkıyor. Bakın M harfi çıkıyor. Murat hocanın M'si çıkıyor. Fark ediyor musunuz? meta dediğimiz şeyde bir üç pozisyonu olmuş oluyor. Şimdi bakalım aslında inceleyelim. Mesela bakın klorlar bir iki pozisyonu. Ben bunu şöyle isimlendirebilirim. Bir iki dikloro benzen yazabilirim ben bunu sıkıntı yok. Ama bir iki demem de arkadaşlar orto. Orto dikloro benzen de diyebilirim. Ya da ortonun direkt o'sunu kullanarak o dikloro benzen diyebilirim. Mantık bu yani. Tamam mı? Peki diğerine bakalım. Bak bu ne? 1-3 pozisyonu. 1-3 dikloro benzen diyebiliyoruz değil mi? Gördünüz mü? Bir iç pozisyonu ne çünkü? Bakın bir burası, iki burası, 3 burası. Bir iç pozisyonunda. O zaman bu bir iç pozisyonu zaman? meta pozisyondur. Yani meta dikloro benzen diyebiliriz. Evet olay bu. Peki devam edelim. Bak burası bir dört pozisyonu görüyorsunuz ki. O zaman ne diyeceğiz? Bir dört dikloro benzen diyebildiğimiz gibi. Değil mi? Bir, bir dört, dikloro benzen diyebiliriz. Ya da ne deriz? Para dikloro benzen diyebiliriz. Olay bu. Peki arkadaşlar buraya bakalım bak. Metil var nitro var. Şimdi buraya baktığınız zaman şimdi metil harfi mi önce oluyor nitro mu? M harfi daha önce geliyor değil mi? Görüyorsunuz ki alfabede. O zaman bir numara budur iki numara budur. O zaman ne diyeceğiz? söyleyeceğiz diyeceğiz. nitro. iki nitro. Bir metil benzen diyeceğiz. Olay bu. Tamam mı? Şimdi bir şey daha söyleyeceğim yalnız. Arkadaşlar şurası nedir? Bak şu nitro olmasaydı burası tolyendi değil mi? Tolyendi normalde. Hani Özel ismi Toliyen'di. Hani nitro olmasaydı eğer. c bağlı benzen. Şimdi ne yaptık? Bak ne pozisyonu bu? 1-2 pozisyonu. Hani yan yana. Orto pozisyonu. O zaman ne diyeceğiz? Orto nitro Toliyen dersem de olur. Orto nitro Toliyen. Anladınız mı? Mantık bu yani. Yan yana nitro ve metil varmış demek ki. Ben bundan bunu anlıyorum. Devam edelim arkadaşlar. Bakın elimizde iki tane metil yapısı var. 1-2 pozisyonu değil mi? Ne derim ben buna tabii ki? 1-2 dimetil benzen. Evet yapı budur. E, bir iki pozisyonda ise aslında bu orto pozisyonudur. Yani orto dimetil benzen de diyebilirim ben buna. Çok güzel. Yalnız bak buna özel bir isim daha var arkadaşlar. Eğer yapıda benzene bağlı bir tane metil varsa onun ismi toluyendi. İki tane metil varsa bunun ismini ne diyoruz biliyor musunuz? Kısilen diyoruz. Ve bunlar orto pozisyonda yan yana bir iki. O zaman şöyle diyebiliriz. Orto kısilen diyebiliriz. Yani birden fazla isim olabiliyor arkadaşlar bileşiğin. Bunu anlamış olduk. Peki bakın burada ne var? Burası 1-3 pozisyonu yani meta pozisyonu. Önce diyelim ki 1-3 dimetil benzen diyebiliriz. Öyle değil mi? 1-3 dimetil benzen. Ama bu aslında 1-3 pozisyonu ise meta pozisyonu olur. Meta dimetil benzen diyoruz. Ya da meta kısilen de derim. Çünkü mesiller bağlı olduğu zaman benzene ne diyoruz? Ne kısilen diyoruz. Peki bak bu 1-4 pozisyonu. 1-2-3-4 değil mi? 1-4 pozisyonu. Dolayısıyla bunun ismi 1,4 dimetil benzen olur. Bak bunu söyleyebiliriz. Başka e 1,4 pozisyonu para pozisyonudur. Para çünkü para insanları karşı karşıya getir demiştik. Para dimetil benzen oluyor arkadaşlar. Evet. Peki başka para deyince aslında P e, deyip para diyebiliriz. P harfi olur fark etmez. Ama bu kısilendir. 2 tane metil bağlı. Para kısilen. Evet. Bunu da böyle söyleriz. Evet. Devam edelim şimdi. Arkadaşlar burada ne var? Bak, metil var. E, bir de amino var. Amino grubu A ile başladı. Şimdi bak 1, 2, 3 görüyor musunuz? O zaman bak şöyle deriz. 1 amino 3 metil benzen deriz. Bak bu olur. Ama hani bakın e, amino grubu benzen yapısının ismi anilindi. Ve bunlar ne pozisyonu? 1, 3 pozisyonu. Görüyor musunuz? O zaman ne deriz? 1, 3 demek meta demek. Meta metil anilin dersem evet bak ne bağlı? 1-3 pozisyonunda, yani meta demek, 1-3 demek zaten. 1-3 pozisyonunda NH2'ye bağlı bir metil var deriz. Evet, bunu da anlamış oluyoruz benzen halkasında. Bunu anladık diye düşünüyorum arkadaşlar. Geldik şimdi bazı aromatik bileşiklerin özelliklerine. Gençler şimdi özellikle benzen'den bahsedelim. Çünkü konumuz zaten benzen üzerine kurulmuş, değil mi? Kömür ve petrolün damıtılmasıyla elde edilir. İşte plastiktir, deterjandır, patlayıcıdır, motor yakıttır, böcek ilacıdır ve bazı ilaçların sendizinde kullanılır deriz. Ve bakın bu aromatik bileşiklerin özelliklerine baktığınız zaman şunu da söylemek istiyorum aslında arkadaşlar. Aromatik bileşiklere baktığınız zaman normalde bir çift bağ, bir tek bağ, bir çift bağ, bir tek bağ diye yazınca bu sanki şunu düşünebilirsiniz. Siglo, Alka trian diye düşünebilirsiniz ama düşünmeyin neden biliyor musun çünkü bak böyle dersek bu bir alken yapısı gibi olur ama alkenlerin vermiş olduğu katılma tepkimesini bunlar vermiyorlar Bunlar ne veriyor biliyor musun? Bunlar yer değiştirme tepkimesi veriyorlar, alkanlar gibi aynı yer değiştirme tepkimesi, substitüsyon tepkimesi veriyorlar. O yüzden şimdi biz e, aromatik bileşikleri ayrı bir kategoride alıyoruz aslında bakarsınız, tamam mı? Olay bu. Peki devam edelim. Naftalin. Naftalin formülü C10H8'dir. Bakın yapı olarak şudur. İşte güve ve haşere gibi böceklerin e, öldürücü özelliği vardır üzerinde. E, kes keskin bir kokusu var ve o yüzden lavabolarda biz koku giderici olarak da kullanabiliyoruz. Anilin. Bakın bir şeyde azot varsa bazdır diye kodlayabilirsiniz. Zayıf baz özelliği gösterir. Vernikler, mürekkepler, boyadır. Bunları e, üretmede kullanıyoruz ve tabii ki asitlerle nötrleşme tepkimesi de burada ne yapar? Verir deriz. Geldik şimdi fenole. Arkadaşlar şimdi OH görünce hemen alkol özelliği gösterdiğini düşünebilirsin. Düşünme. Alkolleri anlatacağım sizlere. Burada alkolün bağlı olduğu karbonun sp3 ibriti yapması lazım. Burada sp2 ibriti yaptığı için alkol özelliği göstermez ama ne özellik gösterir? Zayıf asit özellik gösterir. Bu arada alkoller bakın şuna bir anla söyleyeyim. Alkoller nötr kabul edilir. Onu da buraya bir bilgi olarak vereyim tamam mı? Nötr kabul edilir diye buraya ben buraya yazayım. İlaç üretimde kullanılır arkadaşlar fenol. Evet. Toluen bak fenol e, gibi toluen de bakın yapı olarak baktığınız zaman gene bir tane metil bağlı görüyorsunuz ki bu da boyalarda falan kullandığımız madde ve TNT yani patlayıcı madde üretiminde kullandığımız trinitrotoluen dediğimiz bir madde var. Trinitrotoluen çok yüksek bir patlamayla arkadaşlar ortalığı böyle bayağı bir ateşe verebilir. O yüzden bu maddeyi de üretebiliriz ondan ama dikkatli olmak gerekir tabii ki. Çünkü yaparken bile patlayabilir maddemiz. Geldik sorularımıza arkadaşlar bize burada 3 tane bileşik çifti vermiş. Bunlar acaba diyor ki hangisi birbirinin izomeridir diye sormuş. Bakalım anlamaya çalışalım şimdi. Şimdi elimizde izomer deyince kapalı formülleri aynı olacak açık formülleri farklı olacak. Şimdi burada bir halka var görüyor musunuz? Normalde benzin halkası arkadaşlar nedir? C6H6'dır öyle değil mi? Şimdi buradan bir ojen çıkmış ki buraya etil bağlanmış. O yüzden burada halka ne kalır? C6H5 kalır. C6H5'e C2H5 bağlarsak bunun formülü C8H10'dur. Görüyor musunuz? Evet. Peki aynı mantıkla bak. Normalde halkanın formülü C6H6'dır. Buraya bir metil. Buraya da bir metil bağlayabildiğimize göre demek ki oradaki hidrojenler kopmuş. O zaman halkada C6 H4 kalmıştır. O zaman C6H4'e ne e, toplayacağız? 2 tane karbon, 6 hidrojen. O zaman bakın ne olur? Bu da toplarsak aslında bakarsanız C8H10 olur. Evet, iki yapı birbirinin izomeridir. Bu sıkıntı yok. İsimlendirin bakın. Bunun ismi etil benzen, diğeri de 1,2 dimetil benzen ya da pa, e, meta e, özür dilerim, orto dimetil benzen. Çünkü 1,2 pozisyonu ortodur. Orto dimetil benzen diyebiliriz. Sonuçta işte izomer aldık. Devam edelim arkadaşlar. Bunlar izomer mi? E şimdi bakın. Bir OH var görüyorsunuz ki. Bir de metil var. Evet. Bir metil var. Bir OH var. Bir de benzin halkası var. Ortak gibi ama arkadaşlar bakın bunlar izomer değil. Niye? Bak bunu almış bu şekilde çevirmiş. Yani aslında burada bu da bir üç pozisyonu. Bir iki üç bakın görüyorsunuz. Bir üç pozisyonu. Bu da bir üç pozisyonu. Yani burada bir Farklılık yok aslında. Farklı gibi gösteriyor. Mesela bunu isimlendirirsek şöyle isimlendiririz. 1 hidroksi 3 metil benzen. İkisi de öyle isimlendirilir. Başka türlü isimlendirilmez. Evet. Dolayısıyla ya da şöyle isimlendirebiliriz. Meta pozisyonundaydı. Meta metil fenol diyebilirim. Ne de? Hani çünkü şu benzen bağlı OH'ımız fenoldü ya biliyorsunuz ki. Sonuç olarak bir 3 pozisyonu. O yüzden arkadaşlar ikisi de aynı olacak. Burada izomer değildir. İzomer deyince kapalı formülü aynı. Açık formülü farklı olacak. Bunun açık formülü de aynı. Peki buraya bakın. Ha bu olur bakın. OH ve NH2 bağlamışız. OH ve NH2 bağlamışız ve birisi 1 2 pozisyondayken diğeri 1 4 pozisyonda. Evet olur. Ya yani mesela birincisinin ismi şudur. E, ee, 1 2 e, 1 2 diyorum. Önce yazalım. 1 e, kim olacak? 1 anilin olacak tabii ki. E, çünkü farklı olunca 1 e, e, amino 2 arkadaşlar ne olacak? Hidroksi ve benzen. Bunu böyle yazabiliriz. 1 amino 2 hidroksi benzen. Bunu isimlendirirsek arkadaşlar burada bir numara budur. 2 3 4 numara hidroksidir. O zaman ne diyeceğiz? 1 amino 4 hidroksi benzen. Evet farklı geldi isimleri gördünüz mü? O yüzden bunlar birbirinin izomeridir. E, cevap da bu durumda D gelir olur. Geldik son sorumuza. Şimdi bakın bize burada bir bileşik vermiş. Bu bileşik aslında adrenalin molekülüdür. Adrenalin korkan, sinirlenen ya da heyecanlanan bir kişide üretilen bedeni tepki vermeye hazırlayan bir hormondur değil mi? Biliyoruz bunu zaten. Evet. Şimdi burada yukarıda verilen adrenalin hormonuyla ilgili olarak demiş. Hangisi doğrudur? Şimdi aromatik bir bileşiktir diyor. Arkadaşlar bir bileşiğin aromatik mi olup olmadığını anlamak için yapıda benzin arayacaksınız. Var mı benzin halkası? Bakın görüyor musunuz? Evet. Bir halka var. Bir çift bağ, bir tek bağ. Bir çift bağ, bir tek bağ. Bir çift bağ, bir tek bağ. Evet bu benzin halkası. O yüzden bu bileşiğimiz bir aromatik bileşiktir. Bu ifademiz doğru gelir. Peki yapısında bir demiş. SP3, SP2 ve sp yapan bir karbon var mıdır diye soruyor. Bunu bilmek için arkadaşlar bir de kapalı formül de de sormuş. Ben bunu açık açık yazayım isterseniz. Önce halkadan başlayayım. Halkamız zaten 6 karbonlu bir yapı biliyorsunuz değil mi? Şöyle yazayım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyoruz. İşte bakın bir çift bağ, bir tek bağ, bir çift bağ, bir tek bağ, bir çift bağ, bir tek bağ şeklinde bunu yazdık. Bak bu karbona OH bağlı. Hatta böyle açık açık da yazabilirim isterseniz. Evet. Hemen yanındaki karbona da OH bağlı görüyorsunuz ki. Bunu da böyle yazabilirim diye düşünüyorum. Evet. Peki arkadaşlar. Peki diğer hidrojenleri yazmayacağız mı? Yazmamız lazım değil mi? Bak buraya bir hidrojen var. Buraya bir hidrojen var. Evet buraya bir hidrojen var. Şimdi buraya da bir hidrojen var ama buraya bir şey bağlamış. Ne bağlamış? Buraya OH bağlamış. Bak şuraya OH bağlamış görüyorsunuz ki. E, ee, aslında OH'tan önce pardon özür dilerim. Buraya bir karbon bağlamış. Yani şurada bir karbon var. O karbona öncelikle bir OH'ımız bağlı. OH şöyle bağlı. Görüyor musunuz? Sonra o karbon başka bir karbona bağlı. Evet. O karbonda azota bağlı, NH'a bağlı yani. Sonra o azot da başka bir metile bağlı. Evet, yapı bu şekilde. Açık açık gösteriyorum. Fark ettiniz mi? Şimdi şu karbonda iki hidrojen lazım. Bu karbonda zaten bir hidrojen vardır. Onu göstermemiz lazım çünkü karbonlar 4 bağ yapar. Hidrojen eksikliğini böyle tamamlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın yapıda acaba SP3 var mı? Yani karbon tüm bağlarını tekli yaparsa hibritleşmesi SP3'tür. Var mı öyle? Arkadaşlar çok. Mesela şu karbona bakarsanız tüm bağlarını tekli yapmış. Görüyor musunuz? Bu karbona bakarsanız tüm bağlarını tekli yapmış. Evet var. Peki SP2 var mı? Yani SP2 demek e, çift bağ tek bağ. Var mı? Evet çift bağ yapanlar zaten bakın şu karbon çift bağ yapmış. Yani SP2. Zaten halkadakilerin hepsi SP2'dir bu arada görüyor musunuz? Evet var. 6 tane karbonumuz sp2 yapmış hatta. Bu da var ama sp var mı? sp karbon bağlarını ya iki taraftan ikili yapacak ya da karbon bağlarını üçe bir yapacak. Var mı öyle bir şey? Arkadaşlar öyle bir durum yok burada. O yüzden şu sağlanmadığı için ben bu bileşiği ben bu yargıyı alamıyorum. Peki kapalı formülümüz C9H18NO3 mü acaba? Ona bakalım. Zaten halkada zaten kaç karbon var? 6 karbon var. 7 8 9 karbon sayısı 9 tane. Evet C9. Hidrojenleri sayalım. Kaç hidrojen var arkadaşlar? Evet bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 gördünüz mü? 13 tane hidrojen var. Evet sıkıntı yok. Peki ne var? Bir tane azot var. Başka ne var? Ee, arkadaşlar 1 bir... 2, 3 tane de oksijen var. Evet olay bu. Evet sağladık. İşte görüyorsunuz ki tüm hepsini yapmış olduk. Bak oksijenin 2 tane bağ yapar. Karbon 4 bağ yapar. Hidrojen 1 bağ yapar. Buradan da yakalamış oluyoruz aslında. O yüzden cevabımız C seçeneğimiz olur deriz arkadaşlar. Evet. Güzel sorularla hidrokarbon ünitesinde bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar soru bankamız burada. Biz şimdi soru bankasındaki testlerimize geçeceğiz tabii ki. 3 günlük bir çalışmamız var burada. Toplam 7 tane testimiz var. Test 70'ten arkadaşlar 76'ya kadar. Ben size zaten kısım kısım vermiştim ama ödevlerimi. Ve yani yapmayan varsa şimdi yapsın. Ben zaten bunları size e, gün be gün aslında 3 gün içerisinde bunları yükleyeceğim kanalıma. Daha sonra ne yapıyoruz? Bunları anlattıktan sonra son kısım olan fonksiyonel gruplara geçeceğiz. Onu da anlatacağız. Sonra testlerimizi çözeceğiz derken bu kampımızı bitirmiş olacağız. Hiç telaşa gerek yok. Biz bu işlerimizi hallederiz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hedefimiz full. Görüşmek üzere. <laughs>